Daha önemli bir şey var. Dün Avrupa'da büyük bir devrim yaşandı. Avrupa parlamentosu bir dip dalganın tsunami'ye dönüşmesini gördü. Ne oldu? Merkez sağ ve aşırı sağcılar Avrupa parlamentosunda çoğunluğa sahip oldular. Farklı ülkelerde büyük etkileri oldu. Fransa, Belçika seçime gidiyor. Çok içindeler. Bu kadar büyük oy oranı beklemiyorlardı merkez sol ve sol partiler geriliyor hatta çöküyor. Bütün Avrupa sağa kayıyor şu anda. Direksiyon sağa çekiyor. Neden sağa çekiyor? En büyük nedeni Suriye Savaşı. En büyük nedeni göçmenler meselesi. Ee, çok tuhaf aslında. Bugün yayına girmeden onu düşündüm. Şu anda bu göçmenler meselesi. Göçmenlerin ki yani şu anda Türkiye'de duran 10 milyon tanesinden bahsetmiyoruz. İngiltere'sinden, Belçika'sına, Avusturya'sından, Almanya'sına kadar sağ partileri daha öne çıkartıyor. Nasıl öne çıkartıyor? Göçmen düşmanlığıyla. Diyor ki biz bunları göndereceğiz. Ki artık diyor göçmenler için gitme vakti geldi. O bütün herkes ona oy veriyor. Türkiye'de ise tam tersi. Merkez Sağ Partisi 10 milyon göçmeni biz burada tutacağız diyor. Yani oyları düşüyor Bizde tam bir böyle şey karşıtlığı tam oturmamış durumda. Bir Ümit Özdağ'ın partisi net. Zafer Turizm değil mi? O sonra diyor ki biz yollayacağız kardeşim. Boş boşuna şey yapmayalım diyor yani. Onun dışında CHP bu konuda ne diyor? Tom, kafalar karışık. Ee, AK Parti'nin dediği zaten ortada. Fakat Avrupa'nın tam zıttı bir gelişme yaşanıyor. Türkiye'de. Şimdi önümüzdeki günlerde Fransa'da, Belçika'da seçimler olacak. Eee Macron üzerine alındı. Bak Avrupa Parlamentosu'nda her 5 yılda bir seçim yapılıyor. E, ve de Avrupa vatandaşı sayılan ülkeler e, giriyorlar, şey yapıyorlar. E, ama bunu Macron üzerine alınıyor. Sağın ortaya çıkmasını, öne çıkmasını. Bunun üzerine hükümeti deviriyor, seçime gidiyoruz diyor. Bizde ne oluyor? CHP ezici üstünlükle mesela yerel seçimde öne çıkıyor Erdoğan süreci ele alıyor diyor ki ya o başka bu başka diyor burada da o başka bu başka aslında Özgür Özel zaten şeyde ya man dur şimdi genel başkan olduk ya dur Allah'ın severseniz şeyi karıştırmayayım bir keyfini sürelim genel başkanlığın havasında ve de şu anda bunun tadına bakıyor tadını sürüyor şimdi. Yani tek tek size hani şu şu kadar oy aldı, bu, bu, bu kadar oy aldıdan öte ülkeleri nasıl etkiledi? Ona bakalım isterseniz. Fransa, Le partisi yani Ulusal Birlik Partisi yüzde 10, 10 puanlı yükselişi yüzde 31,5 oy almış yani. Çok yüksek yani. Hep korkuyorlardı ya işte Macron aslında bu korkunun ürünü olarak gelip o koltuğa oturmuştu. Ama şu anda Macron'un liberal kanattaki partisi Rönesans yüzde %15'te kalmış. Yarı oyunda neredeyse. Adam diyor ki ben artık meşruiyetimi yitirdim. Şunu demiyor yani Avrupa parlamentosu başka bu başka demiyor. Çünkü başka aslında yani. Fransa'daki seçim başka. Avrupa parlamentosundaki seçim başka. Ve de 30 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde seçime gidecek. Tam da şey öncesinde e, olimpiyatlar öncesinde Olimpiyatlı şey Almanya'nın muhafazakarları 2019 seçimlerine yakın oy almışlar. Yüzde otuz da birinciler. Radikal Sağ Partisi oy oranı beş yıl öncesine göre yüzde beş civarı arttırmış. Yüzde on çıkartmış. Onlar da artmış yani şeyde. Ee, İtalya Meloni zaferi almış. Hem parlamentoda en fazla temsilciye sahip üçüncü ülke olması hem de aşırı sağ yükselişi arasından en yakın takip edilen ülkelerden biri İtalya biliyorsunuz. Ve de 2019 seçimlerinde %6.4 oyla 5. parti olabilmişti. 5 yıl içinde yaklaşık 20 puan artmış. Birinciliğe yükselmiş. Düşünebiliyor musunuz? 20 puan şu anda en yüksek onlar gözüküyor. Hollanda'da sol ittifak Hollanda'da Geert Wilders var biliyorsunuz. 5 yıl önceki seçimlere kıyasla büyük kazanım elde etse de ilk parti olamamış. Neyse ki Hollanda hala akılsal selim insanlar tarafından yönetiliyor. Belçika'da da başbakan gözyaşları içinde istifasını verdi. Türkiye etkisi ne olur? Türkiye etkisi iyi olmaz. Avrupa'nın sağ kayması ee, göçmen politikalarını sertleştirirler. Ne olacak? Diyorsunuz ki zaten Türkiye'de Türkiye'de olan Türkiye'de kalıyor. Türkiye'ye gelen maşallah hiç kimseye gitmiyor. Yurt dışına kimseyi göndermiyoruz diyordunuz. Ee, İsrail'de ilgili şeyler oluyor. Netanyahu'ya yönelik protestolar vardı hafta sonu. Yüzbinlerce insan şey yaptı ve de kabinesi, savaş kabinesinde önemli bir üye, Benny Gantz diye bir adam var. E, Netanyahu'nun Gazze'deki savaş sonrası planlarının net olmadığı gerekçesiyle ayrılmış. Bu da aşırı sağcı bir adam. E, ve de e, şu anda ne olacağı belli değil diyorlar. Yani hem kendi e, şeyi içinde koalisyonun içinde bir sıkıntı var. Şeyde e, Netanyahu'da hem de protestolar var bir yandan da. O da şu, şu anda en çok konuşulan konular arasında. Akşener, Akşener'in ee, bir danışmanı İstanbul Milletvekili Murak, Burak Akburak demiş ki Akşener devlette göreve hazır. Bir şey demeyeceğim tamam. Ama haber olan bu değil. Onu zaten biliyoruz devlette göreve hazır olduğunu. Saç rengiyle ilgili konuşmuş. Burak Akburak demiş ki saç rengi başka olacaktı bu beğenildi demiş. <laughs> Anket mi yapmışlar acaba? <laughs> Liderimizin saç rengi ne olsun? Kızıl mı olsun? Kahverengi mi olsun? Sarı mı olsun? <laughs> Sinan Oğan Demiş ki mekanın sahibi geri geldi Sayın Özel sizi sahneden alalım fıkra bu kadar devam ediyor <laughs> Mehmet Şimşek kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor diye demeç vermiş ee, bugün bunlar vallahi hepsi fıkra gibi geliyor yani ama bugün, bence hafta sonu en en güzel haberi o fotoğrafı getirsin şu fotoğrafı koyup Mehmet Şimşek saç vergisi getiriyor diye haber yapmışlar. <laughs> ya kardeşim yapmayayım böyle şeyleri. <laughs> yani.